Sayın Başkan, sevgili milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Böylesi bir iklimde konuşmak biraz zor ama biz zoru başarmak zorundayız ve konuşmalıyız. Bu meclisin zaten görevi de konuşmak ve sorunlara çözüm bulmaktır. Bu topraklarda 40 yıldır devam eden bir çatışmalı süreç yaşıyoruz. Ve her gün Anadolu'nun yoksul çocukları patır patır ölüyorlar. Ve biz bu acıyı hep yüreğimizde hissediyoruz. Son iki gündür bu kürsüde çok böylesi ilginç sözler, tehditler, hamasat, ne derseniz hepsi var. Bunların hiçbirinin bir çözüm olmadığını biliyoruz. Sevgili Ahmet Arif aynen şöyle diyor. Diyor ki nerede bir can ölse oralı olur yüreğim. Olmalı zaten. Olmazsa insan olmaz yüreğim diyor. Biz de bu canları yüreğimizden bir parça olarak görüyoruz. Anadolu'nun yoksul çocukları, o suvasız evleri gördük hep beraber. Yıllardır o evlere ateş düşüyor. Ve oralarda büyük acılarla aileler acılarıyla baş başa kalıyorlar. Oysaki çözüm yeri bu parlamento, sürekli tezkerelere onay veren, sürekli Anadolu'nun yoksul çocuklarını ölüme gönderen ve sokakları tetikleyen söylemler ve konuşmalara hep birlikte tanıklık ediyoruz. İki gündür sosyal medyada olup bitenleri görüyoruz. Aynen şöyle diyor ki, Türk Silahlı Kuvvetleri HDP'yi, BDP'yi, bütün binaları yerle bir etmelidir. Şurada yarattığınız iklimin sonucudur. Yani sokakları bu şekilde eğer örgütlerseniz sokaklarda bunları söylüyor. Türkiye genelinde diyor ki HDP binaları yerle bir edilmeli ve yakılmalıdır. Biz bunlara yabancı değiliz. Bunlar geçmişte yaşandı. HDP binalarının nasıl ateşe verildiğini, Kürtçe konuşan ailelerin nasıl kurşunlandığını da biliyoruz. Bu eserde, bu parlamentodaki hamaset dilinin bir ürünüdür. Çok ilginçtir, bakın böylesi birkaç takipçisi olan birinin 462 bin beğeni alıyor. 6 bin, 7 bin üzerinde yine beğeni alıyor ve görüntü alıyor, pardon, görüntüsü 462 bin. Şimdi size asıl bir başka şeyi göstermek istiyorum. Şurada bir sosyal medyada bir paylaşım var. Bu paylaşımı yapan Eril Alperen Emir. Bu kaç gün önce bir çatışmada yaşamını yitirdi. Ankaralı bir teğmen. Ne diyor biliyor musunuz? Sizlere sesleniyor. Diyor ki savaş savaşmayana güzeldir diyor. Asıl burada işte sizleri kastediyor, sizleri. Ve bu yaşamını yitirdi, savaşta yaşamını yitiren biri. Size sesleniyor. Diyor ki biz yoksul Anadolu çocukları gidiyoruz, ölüyoruz. Siz ey parlamento bana gösterin geçmişten bugüne kadar 40 yıllık süre içerisinde bir tek milletvekilinin çocukları ve yakınları ölmüş. Asla ölmüyor. Ama savaş kararlarını ve savaşın faturasını yoksul Anadolu çocukları yaşıyor. Böylesi bir keyfiyet de yok. Ve çıkıp burada sürekli vatan, millet ve sokakları tetikleyen, buna hiçbirinizin, hiçbirimizin hakkının olmadığını söylüyorum. Bakın şu kürsüde 2012 yılında yine bütçe görüşmelerinde bu ölen er ve erbaşlarla ilgili kanun teklifi hazırladık. Çıktık onları bu kürsüde söyledik. Şurada oturuyordu apoletli insanlar. Onlara döndüm dedim ki bakın bunları ölümün üzerine gönderiyorsunuz. Ama onları ordu evine almıyorsunuz. Onlara ikinci sınıf muamele, insan muamelesi yapıyorsunuz. Sonrası Genelkurmay'ın açıklaması aramıza nifak sokuyor. Valla nifakın en büyüğünü siz yapıyorsunuz. Şimdi buradan açık ve net olarak söylüyorum. Burada yine bu kürsüde 2013 yılında bir çözüm süreci vardı. Hepimiz umutlanmıştık.
Diyarbakır'da büyük bir Nevroz kutlaması vardı. Bu kutlamada Türkiye'nin dört bir tarafında barış isteyenler Diyarbakır'da toplandılar. Oradaki manifesto Erciyes Dağı ile Ağrı Dağı kardeş olacak diyordu. Meriç ile Dicle kardeş olacak. Demokratik bir cumhuriyeti birlikte inşa edeceğiz. Ve ben de çıkmıştım şu kürsüde. Sayın Erdoğan'a Huda'dan başka kimseye övgü yağdırmam. Ama bu topraklarda barışı sağladığınız için size övgüler yağdırıyorum. O gün öyle dedim, bugün de söylüyorum. Bu topraklarda barışa ihtiyacımız var. Bu topraklarda birbirimizi ötekileştirmeye hiç kimsenin hakkı yok. Evet, Sayın Erdoğan önemli bir siyasal aktördür. Sayın Bahçeli de öyledir. Sizlere sesleniyorum. Sizler Emin Maloff'un dediği gibi ömrünüzün gün batımındasınız. Bizler de öyleyiz. Bu topraklara yapabileceğimiz en büyük iyilik bu kanı, bu şiddeti durdurmaktır. Varsanız biz de varız. Bakın burada oturuyoruz. Bedel mi diyorsunuz? Taşın altına el koymak mı? Bedenimizi, başımızı taşın altına koymaya hazırız. Bunu yapabilirseniz biz varız. Bunu yapmalısınız. Türkiye'nin ihtiyacı olan tek şey barıştır. Evet, Sayın Erdoğan bunu yapmalı. 2013 yılında başlattığı bu süreci yeniden hayata geçirmelidir. Türkiye'nin ihtiyacı olan tek şey budur. Köprüler, hanlar, saraylar hepsi gelip geçicidir. Ama bu topraklara barışı inşa ederseniz bu ülkenin azizi olursunuz. Bugün bu parlamentoyu, hepinizi, 600 milletvekilini, bütün siyasi parti liderlerini göreve davet ediyoruz. Böylesi günlerde çıkıp sokakları tetiklemek yerine çözümü ortaya koymak. Ya orada eksilerde olan bir metre karın içinde o askerler niye orada? Yok mu? Oturup konuşamayız mı? Oturup çözemeyiz mi? Lütfen laf atmayınız. Ben yürekten sizleri göreve davet ediyorum. Ben bu topraklarda barışın inşa olmasını, hayat bulmasını istiyorum. Bakın ben, bakın, bırak oldu. Sabahtan beri, bak bağırma. Hadini bil, terbiyesiz adam. Terbiyesiz adam. Sabahtan beri insanlar konuşuyor. Sen orada hamaset yapıyorsun. Terbiyesiz bir adam. Lütfen ya, ama kaba bir dille konuşmayın. Bak siz de. Kendisi laf atıyor. Siz yaralayıcı dil kullanıyorsunuz. Alışmışsın değil mi? Alışmışsın. Lütfen genel kurula hitap edin. Sayın Sakık, genel kurula hitap edin. Ben genel kurula hitap ediyorum. Kendisi sabahtan bu parlamentoda bir yaylacılar var. Otururlar oraya. Etraflarına toplarlar milletvekillerini ve sonrası hamasat yaparlar. İşte asıl Türkiye'nin buradan, bakın ben Erdoğan'ı, ben Bahçeli'yi göreve davet ediyorum. Gelin bu ülkenin azizi olun. Ben kana şiddete karşı, bana parmak sallama, hadsiz ol, hadini bil, sen evet, hadini bileceksin, terbiyesiz adam. Başka hiçbir şey bildiğin sayın yok ki. Soylu, sayın bu sokakları, şu masayı tetiklemekten başka hiçbir şey bilmiyorsun ki. Ben terbiyesiz adam. Şimdi son sözümdür arkadaş. Bunu zaten tanırız, biliriz. Tükenmiş, bizim üzerimizden var olmaya çalışıyor. Ben buradan, bakın 2012 yılında evladımı kaybettim. Sayın Cumhurbaşkanı o dönem başbakandı, yurt dışındaydı, beni aradı. Taziyelerini bildirdi, kendisine şunu söyledim. Ben acılardan süzülerek geldim. Evlat acısının ne olduğunu biliyorum. Sizden tek bir ricam var. Bu topraklarda barışı sağlayın. Gelin bu toprakların azizi olun dedim. Bugün de bunu yeniden seslendiriyorum. Bu toprakların bu tür sadece şiddet üzerinden prim yapanlara değil, gerçekten vicdan sahibi olanların sesi dinlenmelidir. Ve bunlarla birlikte biz hayatı birlikte, gelin birlikte inşa edelim. Gelin bu topraklarda kanı, şiddeti birlikte durduralım. Biz gerçekten bu konuda samimiyiz. Samimiyetimizle ilgili ne istiyorsanız Hodri Meydan, gelin. Sürekli kavga ve şiddet yerine değil, müzakereyi masaya yatıralım diyor